Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda en çok sevdiğim meyvelerden biri olan Trabzon hurmasından pestil yapıyorum. Hem de air fryer'da. Aynı zamanda bu tarifi fırında da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten tek malzeme ile çok sağlıklı bir pestil oluyor. Şimdi bir tane olgunlaşmış, böyle güzelce yumuşamış Trabzon hurmam var. Bunu ortadan ikiye kesiyorum. Ben hurmanın içini kullanacağım. İsterseniz çok güzel bir şekilde yıkayarak tamamını da kullanabilirsiniz. Yani kabuklu bir şekilde de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Bu hurmaları pazardan gerçekten çok uygun fiyata aldım. Kilosu 7.5 liraydı. Bu kadar güzel olacağını bilseydim gerçekten 5-6 kilo alırdım zaten. Uzun süre dayanabilen bir meyve. Dip frize koyardım en kötü ihtimalle. İnşallah haftaya bulurum. Şimdi blenderdan veya rondodan geçirebilirsiniz. Pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirdim. İçine ben birazcık ceviz ekleyeceğim. Ceviz şart değil. Hiçbir şey kullanmasanız da olur. Ceviz, badem, fındık, fıstık. Artık elinizin altında olan ne varsa her şey kullanabilirsiniz. Tadına bakın. Benimkisi gerçekten çok ballı bir hurmaydı. O yüzden şeker eklememe gerek kalmadı. Ya da bal eklememe gerek kalmadı. Şimdi cevizimle birlikte hurmalarımı güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra artık Pestil yapma aşamasına geçebilirim şimdi Airfryer hazneme yağlı kağıdı seriyorum Üzerine hazırlamış olduğum karışımı döküyorum güzel bir şekilde yaymam gerekiyor bir ikisi Kalın oldu Eğer daha büyük hazneniz varsa Çok daha kısa sürede pestiliniz hazır olacaktır Her yerine kaşık yardımıyla eşit şekilde yaydıktan sonra artık kurutma aşamasına geçebilirim. Şimdi arkadaşlar ben Karaca'nın Air Pro Cook versiyonunu kullanıyorum. Semze meyve kurutma ayarında yapıyorum. Sıcaklığım 90 derece tam bir buçuk saate ayarladım. Eğer daha ince bir şekilde yapacaksanız tabii ki bir saatte de olur. Bu şekilde tam bir buçuk saatte istediğim gibi kurudu. Şimdi yağlı kağıttan çıkartıp keserek parçalara böleceğim. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten şekersiz, sağlıklı, harika bir atıştırmalık. Çayın kahvenin yanında gerçekten çok güzel gidiyor. Dışarıdan pestil almanıza hiç gerek yok bence. Ne nişasta var içinde de ekstra bir şey. Şimdi uzun ince şeritler halinde kesiyorum. Dikdörtgen şeklinde kesip rulo yapacağım. Şu aşamadan sonra tamamen sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz şekilde e, şekil vererek tüketebilirsiniz. Ayrıca kuruduğu için de uzun süre bozulmadan saklayabilirsiniz kavanozlarınızda. Umarım size dener yorumlara yazarsınız. Eğer daha fazla yapmak istiyorsanız fırında veya e, daha büyük bir hazneniz varsa airfryer'da. Böyle 3-4 tane hurmadan veya daha fazla hurmadan da hazırlayabilirsiniz. Benim hazem çok geniş olmadığı için sadece bir tane hurma kullandım. Şimdi tadına bakma zamanı. Şöyle hemen bir tane alıp ısırıyorum. Ee, cevizle birlikte gerçekten çok güzel bir atıştırmalık oldu. Ayrıca içinde hiçbir koruyucu maddesi veya e, ekstradan e, sağlığa zararlı bir yiyecek yok. Şöyle hemen açıp size içini ve dışını kurulduğunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen like atıp videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.